Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nights oynuyor olacağız. Yani Nights'da oynuyor olacağız. Doğrusu Nights'da oynuyor olmayacağız da Sonic Riders'da Nights'da oynuyor olacağız. Nights bildiğiniz üzere birçok Sonic oyunundan böyle mini game'lerinde veya işte böyle bazen ana seride işte yedek karakter olarak falan gözüken bir karakter diğer Sonic oyunlarında diyorum. Sega'nın diğer oyunlarından biri olur. Orada birazcık erken çıktık ya şeyden. Burada da fly type olarak şey çıkıyor, karşımıza çıkıyor burada. Hani oynayabiliyoruz, oynanabilir karakter olarak. Nights'ı açmanız için görevleri yapmanız lazım. Onları da söyleyeyim. Yani bu Sega Karnaval şeyi filan haritası filan da açılıyor. Yani Sega'nın işte yan oyunlarının haritalarını ve yan karakterlerini açmak istiyorsanız ilk önce görevleri yapmanız lazım. Görevlerde birazcık sıkıntılı genel olarak. Bayağı böyle zorlayıcı görevler var ve her görevi altın olarak da biterseniz Süper Sonic'i açma şansı yakalıyorsunuz. Hemen şöyle bir geçeyim. Bu arada şeyde planlamaya başladım yavaş yavaş, artık 19 gün kaldı. Yani benim en azından şu anda bu videoyu çektiğim zaman 19 gün kaldı. Siz bunu izleyene kadar anca 15 gün falan kalmış olur diye düşünüyorum. Düşünüyorum hani sıradan çıktıktan sonra 24 saatlik yayın yapacağım demiştim. Hani nasıl bir şey yapsam diye. Düşündüm bayağı, aklıma geldi. Minecraft yayını yapmayı düşünüyorum. Yani 24 saat içerisinde oyunu bitirmeyi, hani bitirmek için oynayacağız oyunu. Oyalanmak veya işte ekstra işte ev yapmak, araba yapmak için değil de direkt oyunu bitirmek için oynamayı düşünüyorum. Hani bunu siz bu konuda ne düşünüyorsunuz onu merak ediyorum. Yani cidden oyunu bitirmek için böyle oynadığımız bir şey ister miydiniz Minecraft serisi? Seri değil, tek bir yayında olacak. Yani 24 saat içerisinde oyunu bitireceğiz komple. Böyle bir şey düşündüm yani, farklı olsun diye. 24 saatlik yayında nasıl olacak onun tekrarı falan merak etmiyor değilim yani şeyi. Nasıl bir durum olarak ortaya çıkacağım. Çünkü mesela 3 saatlik falan yayın yapıyoruz genellikle, biliyorsunuz zaten. 3-4 saate genellikle buluyor. Onlar mesela renderlanıyor falan, video olarak çıkmıyor başta. Hani bir de renderdan geçiriyor şey. Neydi onun ismi? Aklıma gelmedi. YouTube bir de kendini renderdan geçiriyor işte yayınları falan. Bakın nasıl bir şey ortaya çıkacak merak ediyorum yani. Ve arkadaşlar şu anda cidden çok sıkıntılı bir zamanda video çekiyorum. Neden sıkıntılı bir zaman onu anlatayım. Hani ilk başta da diyordum hani tek bir gün içerisinde çekeceğim falan diyordum. Böyle bir yine o zaman bir 20 video falan çektim yani, modların hepsini bitirdim ve birkaç tane de Sonic Riders attım yani üzerine, öyle söyleyeyim. Yani yine bayağı çekmiştim. Ondan sonrasında sıkıldım. Ha dedim bırakayım, bir daha hani şeylerde ilerleyen zamanlarda çekerim dedim. Hani böyle birkaç gün geçsin. Ama bayağı uzun bir süre çekmedim, hani hiç dokunmadım bile şeye, hep sürekli ders çalıştım. Ondan sonrasında aklıma geldi, baktım hani ulan dedim ben tam olarak çekmemiştim falan dedim, böyle bakayım dedim. Baktım iyice sonlarına doğru yaklaşmaya falan başladı. O yüzden çekmek istedim şimdi. Ve hani şunu fark ettim. Son zamanlarda öyle bir sıcak var ki ve benim mikrofonum her sesi aldığından dolayı cidden her ses alıyor. Yani şurada bak şunu yapayım, şöyle gıcırtadayım azıcık şeyimi. Bütün çok fazla böyle sıkıntılı bir ses gidiyor şeye, videoya. Neyse şimdi yazın ben bir de mahallede oturuyorum. İşte mahallemizin teyzeleri falan sağ olsunlar gece saat 1'de 2'de ne yapıyorlar sokakta hiçbir fikrim yok. Benim için, bana bunu sorgulamak düşmez zaten de. Ama teyzelerimiz harika bir şekilde dedikodu yapıyorlar. Benim de direkt İşte tam böyle ara mahalleye bakıyor. Onlar da ara mahallede oturuyorlar. Şeyler böyle konuşuyorlar yani sokakta. Bütün dedikoduyu ben buradan duyabiliyorum yani. Şu an mahallenin istihbaratı benim. Yani bir şey oldu mu, birinin bilmem nesinde bir şey mi oldu, direkt ben buradan duyuyorum yani. Ve doğal olarak video da çıkıyor. O yüzden video çekeceğim zaman camları kapamak zorunda kalıyorum. Doğal olarak hava sıcak. İyice nefessiz kalıyorum. Ölüyorum şu anda yani resmen böyle. Uzay boşluğunda gibiyim. Zar zor nefes alıyorum ben. Çok sinir bozucu bir şey. Cidden. Benim bir an önce mezun olup böyle düzgün bir yerde ev tutmam lazım, yoksa olacak iş değil bu ya. Ya da adam akıllı bir mikrofon mu alacağım artık, ne yapacağım hiç fikrim yok ama bir şekilde bir çaresine bakılması lazım kesinlikle bunun. Mesela şimdi diyorum hani şey filan, pervane filan koyayım odaya da, maalesef ki klimam yok yani, öyle bir avantajım yok. Dedim pervane filan koyayım, pervanenin de bir sesi var böyle har 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 har, bir garip bir sesi var. O cidden hani camları açsam daha iyi bile olur şeklinde oluyor. Onda daha fazla ses çıkıyor, o yüzden şey yapamıyorum, onu hiç şey yapamıyorum. Bu arada çok harika bir mod buldum. Generations için değil bu arada. Bulduğum mod Sonic Adventure için çok harika bir mod buldum. Sizin de hoşunuza gideceğine eminim. Yakın bir zamanda onu da çekeceğim. Yani Sonic Riders en son işte bu yeşil robot şey bittikten sonra, yani bundan 4 video sonra filan 5. videoda gelecek yani. Çekmeyi düşünüyorum. O kadar güzel, o kadar hoş bir mod ki kendisi Sonic Adventure'da. Ondan böyle 3 bölüm çıkartacağım. Ve birçoğunuzun da hoşuna gideceğine eminim. Fazla bir şey vermek istemiyorum. Detay vermek istemiyorum. Ama cidden eğleneceğiniz bir mod olacağına eminim yani. O ulan ne kadar güzelmiş falan diyeceksiniz. Tek bir modun 3 tane özelliği var. Ve bu 3 tane özellik, özelliğin her biri hani bir tane video çıkartacak kadar iyi, hatta belki birden fazla video çıkartacak kadar iyi. Evet, Sonic Riders serisinde yavaştan bitirmek benim de hoşuma gidiyor. Yani bu da böyle arkada bıraktığım bir seriydi şey falan başladığım zaman. Çünkü hatırlarsanız bunu en son duyuru yapmak için kullanacaktık. Bunlar da şimdi çekerken 20 dakika sürüyor. Hiçbir şeyle uğraşmama gerek yok. O yüzden yani şöyle söyleyeyim, uğraşmama gerek yok derken mesela modları indirmek için bir mod şeyini bulmam lazım. Onu indirmesini bekleyeceğim de falan da filan da, onun hani araştırmasını yapacağım filan şeklinde birazcık daha uzun sürüyor. O yüzden bu birazcık daha hali hazırda olan bir şey olduğu için ve nasıl diyeyim, geride kalmış, arkada bıraktığımız bir seri olduğu için dedim bitireyim bari hazır elimdeymişken. O yüzden bunu tamamlamak istiyorum. En son doğrusu bu da tamamlanmayacak yani. Son ilerleyen zamanlarda bir tane daha çekeceğim şu kırmızılı robotu çekmek için de. Yani %99'unu tamamlamış olacağız gibi bir şey yani şu an. Bu arada bu Nights karakterini hiç bilmiyorum, biliyor musunuz? Yani çok fazla gördüm Sonic oyunları sağ olsun. İşte Adventure'da çıktı, Last World'da çıktı, burada çıktı. Ondan sonrasında Generations'ta da vardı galiba bir yerde diye hatırlıyorum. En azından arka planda filan böyle hani gözükmüyordu ama kendisi olarak bir posteri bir şey vardı tarzı bir şeyden hatırlıyorum. Öyle bir şeyler vardı gibi. Birçok yerde karşımızda vardı Nights ama hiç oyunlarını oynamak hiç aklıma gelmedi mesela. Yani açayım da Nights oynayayım demedim hiçbir zaman. Nasıl bir oyun olduğunu arada merak ediyorum. Ya da Nights erkek mi kız mı onu da bilmiyorum. Evet, burada fly type olduğumuzdan birazcık şanslıyız ya. Şöyle hızlıca geçebilmek güzel oluyor. Aha da böyle. Buradan yüzlüğü alıyoruz direkt olarak. Ya zaten bu harita birazcık daha kısa galiba diğerlerine göre. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama. Fly için hepten kısa burası. Çünkü hızlıca bitirebiliyorsunuz cidden. Zaten yüksek ihtimal burayı da Fly type'la oynamamızın sebebi, Tails'la oynamamızın sebebi de olur yani. Ah be, nasıl C yapabildim lan bana da? Ama şey, kaybı yaşayacağım şimdi. Hayır, bitmesin ya. Hah, oh. Oo, çok rahatladım şu an. Çünkü arada bir ara, hatta arada demeyeyim, videoda değildim o zaman. Ya saat kasmak için oynuyordum ya da başka bir şey için, hatırlamıyorum şu anda. Böyle tam bir fly type'la böyle gidiyordum bu taraftan. Benzinim bitti son anda, böyle gitmeden önce şak diye aşağı yapıştım. Benzin bittiğinde sizi oradan yükseltmiyor. Yani mesela speed type'da şeye girebiliyorsunuz. Ne derler ona? O trik yerlerine girebiliyorsunuz, hani zıplayacağınız bir platform falan olduktan sonra mesela. Oralara giriş yapabiliyor ya da power yine kırabiliyor duvarları, ama fly'da böyle bir durum yok. Fly'da bittiğinde anda siz de bitiyorsunuz komple. Ya mesela Speed'deki olay nasıl, onu anlatayım. Normalde zıplanmıyor zaten, biliyorsunuz. Speed'de şöyle bir durum var. İşte mesela bazen trik atacağınız yerden filan işte şey yapıyor. Trik yapacağınız yerin altında oluyor. Özellikle işte bir tane sonlara doğru olan bir tane harita vardı. Neydi onun ismi? Bu storylerin sonunda çıkan da bu turların sonunda olmayan. Neyse işte onda filan mesela şey oluyor, trik yerleri var burada, tam aşağı düşerken köşeden gidip mesela atlarken ona binip gidebiliyorsunuz. Hem de bayağı da yüksek bir şeyiniz, yakıtınız fulleniyor yani. Ama fly'da öyle bir şey yok işte, geldiğin gibi şak diye düşüyorsun direkt yere, kapaklarını veriyorsun. Yani hızlı gittik ya. Hızımız da iyi olsa çok güzel çıkacaktık aslında oradan da. 0.5 saniye iyi çıktık yani. Ulan onu alamadım ya. Neyse birazcık hızlı gideyim de bari. Şuradaki yüzlüğü almak istiyorum. Kolayın da burada böyle bir kıyaklığı var işte. Ah be, zamanında salamadım. Şöyle bir bakınca aslında Fly, evet, birçok yerde çok şey, hani videonun başında filan da söylemiş, yani serinin başında doğrusu direkt söylemiş olmam lazım ki hani burada Fly en cidden şeyli bir torpilli karakter ya, tip ya da karakter demeyin. Uçak aça gidebiliyorsunuz ve birçok oyunun bug'ları da Fly type üzerine, yani Speed ile yapabileceğiniz pek fazla bir şey yok mesela. Speed kupkuru karakter, hani Speed'le yapacağınız şeylerin hepsini şeyde yapabiliyorsunuz. Diğer karakterler, diğer type'larla da yapabiliyorsunuz ama Fly'ın öyle bir olayı yok işte. Fly'da mesela birçok bug falan yapılabiliyor oyunda. Hani speedrunlarını izledim. Ben bunun speedrun'ın olduğunu bilmiyordum bu arada. Onu da söyleyeyim. Muazzam bir hani hiç akla alınmayacak şeyler yapıyorlar. Bunu başka türlü zıplayacaktık. Unuttuk onu. Yani adam akla hayale sığmayacak, hiç deneme, hani gereksiz dediğin şeyleri yapıyor ve başarılı da oluyor yani. İşte bilmiyorum, bir de köşeden zıplıyor, bir yeri tutturuyor filan. Garip garip hareketler. İnsana şey diyor, ulan bu adamlar oyun oynuyorsa biz ne yapıyoruz lan filan dedirtiyor yani. Adamlar bütün oyunun böyle buglarını filan çözmüşler. Ulan atlayamadık ya. Bilmiyorum, tek bir oyuna o kadar bağlanmaktansa, doğrusu adamlar tek bir oyuna da bağlandıklarını saymam. Onlar öyle yapıyorsa 1-2 tane oyun biliyordur yani kesinlikle, böyle her şeyle beraber. Adam nerede ne yapacağını daha iyi biliyor ya. Ay şurada şöyle yapacağım falan diye de rahat rahat anlatıyor mesela adam. İşte mesela belli başlı oyunlar var, hani böyle insanlar böyle dişini kırıyor oyunu bitirmek için. Adam böyle 2 sene falan diye geçiyor. Hayran olmamak elde değil vallahi şeyleri, speedrunner'ları. Son günlerde ben de onlara sardım. Fazla oyun oynayamadığım için oturuyorum onları izliyorum falan böyle. Ulan diyorum ben bu oyunu işte zamanında şu kadar uğraştım falan böyle. Adamlar böyle nispet yapıyormuş gibi de böyle rahat rahat anlatıyorlar işte. Ya işte şurada şunu yapıyorsunuz ya falan tarzı. Neyse efendim, bugünlük de Sonic Riders'ımız bu kadardı. Biliyorsunuz kısa kısa oluyor zaten Sonic Riders'larımız. Hemen ben böyle diğerini hazırlayayım şöyle hızlı hızlı. Diğerinde de ay ay ile oynayacağız. Ay ay seni mi kıracağım? Çok kötü bir espriydi. Tamam, boş verdik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.